Halk Kitabevi yazı işlerini sunar. İyi günler sevgili izleyiciler. Halk TV'desiniz. Saatler 11 ve yazı işleri programı bugün de başlıyor. Bugün biraz dün de söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşalım istedik. Nesini konuşacağız? Kongre, kurultay yaklaşıyor. Mahallelerde çalışmalar başladı. İşte ondan sonra ilçe kongreleri, il kongreleri derken büyük kongre yani kurultayla CHP bu süreci tamamlamış olacak. Genel Sekreter, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Oktay Kamil Sındır bugün bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hocam, bugün Balıkesir'de bir tarımla ilgili galiba bir şura mı, kurultay mı? Yani günübirlik öyle Sayın Genel Başkanımızın bir ziyareti, bir çalışması var. Programa göre işte bir tarım çalıştayı olacak. Kanaat önderleriyle bir toplantı olacak. Sonra orada köy kahvesinde bir toplantı yine Balıkesir'de. Yani köyleri ziyaret edecek birkaç köyü. En son işte Manyas Belediyesi'nin hayvancılık ve süt festivali var. Oraya katılım gösterecek. Evet, saat 13 sıralarında Genel Başkan. Evet, basın açıklaması da saat 13'te. 13'te evet. Tahmin ediyorum 13 bülteninde canlı olarak yayınlanmış olur. Tabii Balıkesir gezisinden önemli bir gelişme olur da canlı yayın bağlantımız olursa onları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi tabii ben Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya hazırlanıyor falan diye düşünmüştüm ve hani amacımız belki o ama tabii şu anda ülkemizde çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Yani mesela en son isterseniz oradan bir giriş yapalım diyorum izninizle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dedi ki ben dedi 4 yıl iktidarda kalırsak terörü çözeriz. Evet. Biz, mesela buna AKP Genel Başkanı çok öfkelendi. Hı hı. Tabii bunu söylerken işte bu SİHA denilen silahlı insansız hava aracı olayı yaşıyoruz son zamanlarda. Tamam teröre ya da ülke güvenliği için çok önemli unsur bunlar ama bazı iddialar var. Bu yanlış bombalamalar sonunda sivil insanların da öldüğü ki bu dünyada çok tartışılan bir konu. Yani sadece şu anda bizim konumuz değil. Amerika bunu çok kullanıyor dünyanın çeşitli ülkelerinde ve bu iddialar hep oluyor çünkü sonuçta insansız bir hava aracından kamera görüntülerine bakarak ve istihbarata dayanarak bir yeri imha ediyorsunuz. O arada sivil yani hiç ilgisi olmayan insanlar da öyle biliyor. Şimdi böyle iddialar var. Şimdi bu iddiaları soruşturmak doğruysa evet deyip onun karşılığını vermek değilse hayır demek yerine baktık AKP Genel Başkanı dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na işte alıştığımız şeylerle sen kimsin ya sen nasıl bitireceksin falan diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir iktidar için uğraşan ve alternatif olmaya çabalayan bir siyasi parti bir takım vaatlerde bulunacak. Bunun karşılığı böyle bir garip bir şekilde geliyor. Yani ben de anlamlandıramıyorum. Yani söylenenlere yaparsın yapamazsın ama böyle sen kimsin? Sen nasıl yaparmışsın ya diye. 15 yılda sen becerememişsin. Hani böyle bir durum var. 15 yıldır evet. Hala ben terörle uğraşıyorsam demek ki becerememişim diye bir şey var. Buyurun. Evet evet. Şimdi Can Bey bu beyaz bir kağıt yaprak. Sayın Genel Başkanımız bunun beyaz bir kağıt olduğunu, bir yaprak olduğunu söylese de sen kimsin buna beyaz bir kağıt diyorsun diye bir tepkiyle karşılaşır. Bu kadar net. Yani 2 kere 2 4 eder desin Sayın Genel Başkanımız. Ya nasıl olur sen bunu nasıl dersin diye ey Kılıçdaroğlu diye bir tepki alır. Yani bu artık sıradanlaşmış. Bu artık kamuoyunun da kanıksadığı. Yani genel başkanımız ne yaparsa yapsın karşılığında mutlaka hemen o gün veya ertesi gün gittiği her noktada Sayın Cumhurbaşkanı da ona işte bir eleştiri getirmek zorunda hissediyor kendisini. Terörü 4 yılda çözerim. Hı. Sözü çok o anlamlıdır. O nereye dayanıyor? Çok evet, anlamlıdır. Çünkü ben bu sözün arkasında sizin de söylediğiniz gibi AKP iktidarı geldiğinden bugüne kadar terörü siz çözemediniz. Ne yaptınız, ne ettiniz çözemediniz. Yüzünüze, gözünüze bulaştırdınız. Gittiniz
barış süreci adı altında, çözüm süreci adı altında Kandil'de görüşmeler yaptınız. Gittiniz Habur sınır kapısında hakimleri, savcıları, devletin hakim savcıları sınıra onların ayağına götürüp çadır mahkemeleri kurup PKK'lıların ülkeye girişine, böyle davul zurnayla girişine izin verdiniz. Gittiniz Dolmabahçe'de görüşmeler yaptınız. Oslo'da protokoller imzaladınız. İmralı'da yaptım. Yani bir çözüm bulacağız değil, aslında bunun üzerinden siyasi bir rant peşinde oldunuz. Sonra da gelip şimdi 7 Haziran seçimlerinin hemen sonrasında terör yine pıtrak gibi Türkiye'nin her bir yanında kendini gösterdiği katliamlarla, Ankara katliamı, işte Suruç vesaire gibi birçok olayla, yani terörü ne yaparsanız yapın çözemediniz. Sayın Genel Başkanımız da diyor ki biz iktidara gelirsek bu ülkenin terör diye bir belası, terör diye bir derdi, ne PKK terörünü ne IŞİD terörünü, yani dikkat ederseniz bunların hepsiyle, yani PKK ile oturup masada protokoller imzalayan sizsiniz. IŞİD'e kol kanat geren sizsiniz. FETÖ ile düne kadar, bu darbe girişimine maruz kalmadan öncesi size göre, yani iktidar, siyasal iktidara göre milat koydukları 17-25 Aralık, ki bakanlar bugün Rıza Zarrab davası malum, Zafer Çağlayan'ın da bu davaya dahil edilmiş olması vesaire, bunları da konuşuruz, birkaç söz değinmek isterim. FETÖ ile el ele kol kola aynı menzile giderken onun, FETÖ'nün, o çetenin lideri Fethullah Gülen'i Hoca Efendi işte başımızın üstünde diyerek onu göklere çıkartırken, bütün bunları yapan sizdiniz. Şimdi Türkiye'nin başında bir FETÖ belası var. Türkiye'nin başında bir IŞİD belası var. Türkiye'nin başında bir PKK belası var. Yani bocaladınız, durdunuz. Ne yaptıysanız o çırpınışlarınız, o bocalamalarınız terörü bitirmedi. Tam tersine terörü kullandınız. Biz bunu söyledik hep. İşte o zaman da çok öfkeleniyorlar. Yani savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Yani terörü bitiremediyseniz ve bütün bunlar da yaşanmış gerçeklerse, bu konuda bir sav ortaya koymak, bir iddia ortaya koymak da en temel hakkımız. Şimdi bu 4 yılda çözerim diyor Sayın Genel Başkanımız. Biz de halkımıza diyoruz ki Türkiye'de terör sorununu bitirecek tek parti, tek siyasal... Peki onun altyapısı nedir? Yani Genel Başkan bu kadar çok iddialı bir şey söylüyor çünkü. Tabii ki. Terör dediğimiz sonuçta hani sadece terör PKK değil, terörü... Türkiye'de ekonomik ve sosyal refah sağlayacak her türlü önlemleri, bunları biz 7 Haziran seçim bildirgemizde de, 1 Kasım seçim bildirgemizde de bütün verileriyle, somut olarak raporlarımızla, öncesinde ve sonrasında çıkan ortaya koyduğumuz raporlarımızla, bütün çok ciddi akademik, bilimsel ve toplumsal, toplumun dinamikleriyle birlikte ürettiğimiz raporlarımızla bütün bunlara, sorunlara çözümlerimizi ortaya koyduk. Terör de bunlardan bir tanesi. Terör sadece tek başına Türkiye'ye biz geliriz, terörü bitiririz demiyoruz. Ekonomik refahı da sağlarız, sosyal refahı da kal. Her şeyden önce bu ülkenin en temel ihtiyacı olan, şu anda dikkat ederseniz siyasal iktidar, hele hele Cumhurbaşkanı'nın da bir, o partinin, iktidarda olan partinin genel başkanlığına gelmesiyle Cumhurbaşkanlığı nezdindeki ve siyasal iktidarın altındaki hükümet ve devleti yönetenler şu anda kutuplaştırıcı bir dil, ötekileştirici bir dil, insanları kin ve nefrete sevk eden bir dil, öfkeye sevk eden bir dil. Hani işte dün bir cenazede... Ya mesela ona da gelmek istiyorum. Ya nasıl bir şey bu? Ben ilk defa görüyorum. Can Bey, yani çok üzüntü verici. Yani bizim milletimiz, Türk milletinin karakterine asla uymayan bir bakın, şeydir bu. Ben hep yani şöyle bir şeyi savunuyorum. Hatta yaklaşım yani belki temel savunduğum şey. Hani 84'ten bu yana desek biz bu PKK terörünü ve bunun arkasındaki bir takım etnik çatışmaları. Ya o günden bu yana işte 50 binin üzerinde insan kaybı oldu. Evet, yani evet. Şehitlerimiz de var. Bir terörden mağdur edilmiş vatandaşımız var. Bir terörist olarak da ölenler var. Bunların hepsinin cenazesi kalktı. Evet.
Evet. Ve bu cenazelerin hiçbirinde cenazeye saldırı ya da böyle hani Ermeni'yi sokturmayız, yok onu yaptırmayız gibi böyle bir de şeyler ilk defa rastladım ve evet. Hakikaten insanın yani çok üzüntü verici ama yani bu yani, hayır, rahatsız ediyor bir de. Hani korkutuyor. Çünkü bu cenaze yani sonuçta. Ölmüş bir insanın hesabı öbür dünyada. Burada zaten, bitti artık burada işte. Burada bitti. Yani. Onun üzerinden hesap sorulması, onun üzerinden ki bu bir insanın annesi, yani anne eli öpülesi, anneler, yani anneler hepimizin baş tacı etmesi gereken insanlar. Yani bu insanın cenazesinin defnedilmesinden bile rahatsızlık duyan öteki. Buraya gömülemez bakın, diyor desen. Ne işte, demek bu? Yani anlama bu gibi. Diyorum ya, bizim milletimizin karakterine, değerlerine, kültürüne asla uygun olmayan, işte milletin demek ki değerler bütününde ve milletin bu kültürel yapısında, sosyal yapısında devleti yönetenlerin üslubu ve dili ülkeyi i̇şte bu noktaya buna geliyor yapıyor. Yani hiç yani, böyle bir olay öfke, kin, nefret duygusu ötekileştirilmiş, kutuplaştırılmış ve herkesi Kürt olduğunu bildiği herkesi terörist gibi gören bir anlayış ülkeyi ne yazık ki bu duruma getirdi. Bu sadece o değil. Ermeni işte, vay sen insan değilsin. Yani insanlık dışı bir tarzdır. Çok acı verici bir şeydir. Yani bir cenazenin defnedildik, hatta toprağa indirildikten sonra yeniden evet. Geri alınıp. Tabii çünkü aile nasıl o belli yani, oraya o saldıran o sapık kafa. Yarın o cenazeyi açıp oradan mezarı açıp cenazeyi de endişesini taşıdıkları için alıp Tunceli'ye götürülmesi yani bu çok üzüntü verici bir şeydir. Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 80 milyon yurttaşımız bu ülkede seyahat özgürlüğü gibi bu ülkenin her noktasında cenazemizi de gömme hakkına hepimizin sahip olması gerekir. Buna herkesin saygı duyması gerekir. Bizi bir arada tutan değerleri siz çomak sokup darmadağın ederseniz, kutuplaştırmaya, insanları birbirine düşman ve kin ve nefretle, öfkeyle kutuplaştırmaya kalkarsanız işte geldiğiniz nokta mesela, bir cenazenin bile gömülmesine tahammülü olmayan bir valiliğin anlayış. Açıklamasında gördünüz herhalde mesela valilik de böyle ya, bunlar nasıl vali olmuşlar, nasıl yani, ben şaşırıyorum. Adam diyor ki yani bir sataşma olmuş, o sataşmaya da uzaklaştırılmıştır falan. 20-25 küçültüyor olayı. Niye uzaklaştırıldı kardeşim? Al hepsini içeri. Yani diğer olaylarda böyle mi davranıyorsun? Gözaltına al. Hayır, hiçbir şey yok. Tabii ki. Yani şey diyor. Yani sanki toplumu hani geçerken işte cenaze kalkarken oradan da birileri geliyormuş. İşte omuz omuza çarpmışlar. Bir sataşma olmuş. Bunun üzerine de o grup uzaklaştırılmış. Niye uzaklaştırılmış? Hepsini al kardeşim madem 20-25 kişi. Al evet, içeri. Evet. Hayır, onu almam. Evet. Ama yani tabii kamuoyu sizden şunu da merak ediyor. Yani bunun hesabı bir gün sorulacak mı? Çok merak ediyorum. Mutlaka. Yani mutlaka. Çünkü o kadar haksızlık, o kadar kin, nefret ve düşmanlık saçan, bırakın söyleme, eylemler var ki iktidar tarafından yaptırılan ve kullanıyorlar, devletin memurlarını kullanıyorlar bu iş için. Yani işte aynı şekilde Zonguldak'ta da. İki tane kadın doktor hem de yani. Yani evet, plajda. Yani akşam 18 plajda oturuyorlar, kitap okurken yanlarında da bira şişesi. Vay, o fotoğrafı gördünüz herhalde yani. Etrafında gördün. Posta gazetesinde en büyük. Polisler etrafını gördüğüm, sarmışlar sanki. O fotoğrafı bir, evet arkadaşlar koyabilir misiniz? Posta'daydı galiba en büyük fotoğraf, yani kolay olur. Ya böyle bir olay olabilir mi Allah aşkınıza ya? Bakın şu hale bakın ya. Yani evet. 4 tane böyle polis, hepsi gelmiş silahlı falan. Bir kişi oturuyor plajda kenarda, hani böyle bir orta. Neden? Çünkü orada bir sapık bir görevli kendini din namusunu koruyan biri olarak gören biri şey içemezsin diyor. O da diyor ki yani bu, sen buna karışamazsın. Vay efendim, polis buraya geliyor, kadınları alıyor götürüyor. Fakat tabii içki içmekten dolayı da şey yapamıyor. Ben çevreye rahatsızlık vermek diye. İki doktora, onlar da imzalamıyorlar falan ama şöyle bir rezaleti yaşıyor Türkiye. Alıp götürüyorlar. Götürüyorlar tabii. Karakola ve arkasından toplum huzurunu bozmaktan bir de ceza yazıyorlar. Ama öbür taraftan az önce cenaze meselesindeydik. Cenazeye gelip
gömdürtmeyenler. Onlar bakın, işte, işte amacına için, da ulaşanlar. Evet. Yani öyle eylem yapmış da uzaklaştırılmış falan bir amacına da ulaşamamış bir eylem değil. Amacına ulaşmış. Gömdürtmemişler oraya. Ulaşmış. Sen o insanları toplumun huzurunu bozmadı bunlar. Bunlar normal iş yapıyorlar. Uzaklaştırıldı diyerek gözaltına bile almazsan, hesabını sormazsan. Aslında o Can Bey orada yaşanan, o cenazede yaşanan aslında bir sonuçtur. Bir tabii. Sonuçtur. Yani toplumun getirildiği noktanın bir sonucudur. Yani o insanları oraya getiren onların zihinlerinde, onların beyinlerinde, onların duygularındaki bütün bu dönüşüme neden olan bütün bu süreçlerin, az önce söylediğim ayrıştırıcı dilin ülkede, kutuplaştırıcı dilin her konuşmasında ey Kılıçdaroğlu deyip herkesi her şeyi terörle bulaştırmaya çalışıp kendi üzerindeki bulaşıklığı yok göstermeye çalışan bir şeyin, çabanın üründü, sonucunu üzüntü verici. Yani toplumlarda kültürler bir yıldan iki yıla değişmez, dönüşmez. Çok uzun yıllar alır. Bu kültürel değişim, dönüşüm milletimizin, bizim Türk toplumunun bu milli değerleri, bu manevi değerlerini sen al aşağı eder, bizi bir arada tutan değerleri darmadağın edersen sonuçta bu noktaya gelir. Üzüntü verici. Yani ben de ilk o haber dün televizyonlarda izlediğimde, duyduğumda, bugün gazetelerde de bütün gazeteler yazıyor anladığım kadarıyla, okuduğumda tüylerim hakikaten diken diken oldu. Tabii bu çok acı verici. Şöyle bir şey tabii ya. Bu iklim verici. Yaratma bu. Yani lanetleyerek işte Bakan Bey bugün Bekir Bozdağ lanetliyor işte böyle şey mi falan. Fark etmiyor ki işte. Yani sen lanetlemeyi bırak. Önce bu sonuca getiren nedenleri tespitlerini yap. Ona göre falan bunların hepsi burada bana göre şey. Bunlar palavra, lanetleme. Önemli olan amaca ulaştı mı? Yani şortla gezdin diye saldırıyordun. Efendim ondan sonra bakıyorum ne kadar yandaş yalaka yazar varsa rezalettir, kepazeliktir bilmem. Amaca ulaştı mı? Şortla dolaşan sayısı azalttın mı? Ya da korkuttun mu halini? Bitti. Efendim askılı elbiseyle gezdi diye tokat yiyen kız amaca ulaştı mı? Ulaş. Sen lanetliyorsun. Aynı şekilde buradaki bu doktor kadınlar efendim bira içtiler diye götürülüyorlar. Lanetliyorlar. Ama şimdi ne oldu? Bütün Türkiye'ye dedin ki arkadaş öyle plajdı, şurasıydı, burasıydı, ben bir şey yapmıyorum, içki miçki içemezsin, burası Müslüman ülke, ona göre, ona göre. Hepsi bakın Müslümanlıkla ilgili. En son işte şey, cenaze, cenazeye saldırıldı, amaca ulaştı mı? Ulaştı. Şimdi tutmuş ne kadar yandaş yalaka varsa bugün gördüm, rezalet, kepazelik bilmem ne diye tweetler atıyorlar. Hepsi yalan, fark etmiyor. Sen şu anda artık cenazene bile sahip çıkamayacak duruma getirildin mi? İnsanlara işaret verildi mi? Arkadaş, beğenmediğin cenazeleri basabilirsin. Polis evet. Ona sataşma muamelesi evet. Yapacak. Bitti. İstedikleri kadar lanetlesinler, adamları atsınlar. 20 yıl yani kolluk kuvvetleri de, bu çok... devleti, valisi de, güvenlik güçleri de hiçbir şey yapmayıp sadece uzaklaştırmakla, sakinleştirip uzaklaştırmakla kalırsa İşte bir daha yarın bir gün bir başka cenazede bir başka olacak demektir. Yani. Onun bence işareti zaten yani. Yap diyor, yap. Emsal gösteriyor. Ben küfür edeceğim ama diyor. Ben sakın kızma, ben sana ağır laflar söyleyeceğim. Hatta cezalandırırım bile. Ama sen bunları maalesef, yap diyor. Maalesef, yani. Böyle maalesef. Bir durumda karşı karşıyayız. Yani tabii bu az önce siz belki biraz değindiniz bu İHA, SİHA vesaire insansız hava araçları. Tabii teknoloji gelişiyor. Yani özellikle uydu teknolojisi. Özellikle de bu konum belirleme GPS sistemleri ki bunun daha teknik işte DGPS denen hatta daha da milimetre hassasiyetinde konum belirleme sistemleri var şu anda. Yani yer kürenin herhangi bir noktasını milimetre hassasiyetinde vurabiliyorlar ya da görebiliyorlar. Denizin bir noktasında bir olta attınız iğne şey aşağıya. O misinanın denize girdiği noktadan İşte 1 milimetre, 1 santimetre niye diyelim, hassasiyetindeki çap içerisine bir sene sonra gelip aynı noktadan oltanızı indirebilirsiniz. Bu hassasiyette konum belirlenebiliyor. Şimdi konum belirleme araçları, cihazları üzerinden hava fotoğrafı çeken yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış, uçuş kabiliyeti olan, uzaktan kumanda edilebilen işte İHA cihazları denen insansız hava
hava araçlarıyla gidebiliyor. Bunlara silah da artık yükleyebiliyorlar. Tabii. Ona da SİHA diyorlar. Silahlı insansız hava aracı diye. Ya bunlar çok net bir şeyi dolaşabiliyor. Tabii dağdaki teröristi, teröristin peşinde olan güvenlik kuvvetlerimizi, askerimizin, polisimizin, özel kuvvetlerin can güvenliği açısından ve terörle mücadele açısından çok ciddi, çok önemli, hassas bir görevi, bir fonksiyonu var. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani bu teknolojiyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanabiliyor olması, güvenlik kuvvetlerinin kullanabiliyor olması çok tabii ki iyi bir şey. Yani teknoloji kullanımı anlamında. Ama şimdi siz bakın, bu terörist olduğu ısrarla ifade ediliyor Bakan Bey tarafından ve devletin görevlileri tarafından. Güvenlik kontrolünden geçiyor şahıslar. Üstlerini arıyorsun, arabalarını arıyorsun, kimliklerine bakıyorsun. Gidiyorsun tespitlerine bakıyorsun. Yani bunlarda bir sorun var mı yok mu geçiriyorsun. Ve bu insanlar köyüne gidiyor. Kendi köyünden çıkıp bir noktada piknik yaptığı söyleniyor. Yani tamamen bu şeyin bana gelen bilgi ışığında söylüyorum. Ve bunlar terörist diye tespit edilip SİHA'yla bombalanıp birisi ölüyor, diğerleri yaralı. Şimdi ben daha henüz hükümet yetkililerinden bu kişilerin şu teröristtir, şurada şu eylemlere katılmıştır, şudur budur falan diye bir açıklama daha duymadım. Yani duymak isterim. Eğer bunlar gerçekten terörist olduğu iddia ediliyorsa, o ölen ve yaralanan kişilerin terörle ilişkilerini de herhalde devletin resmi organları açıklayacaktır. Şimdi aralarında bir terörist de olabilir. Biri terörist de olabilir. Gizli, kripto birisi de olabilir. Yani devlet bir teröristi yok edeceğim derken toptan oradaki herkesi yok etme çabası da çok fazla kabul edilebilir bir şey değil. Onun için bu konu tabii hassas bir konu. Yani o güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki teröristlerle olan mücadelesindeki başarısı hepimizin arzusu. Yani bu anlamda. Ama bizim devletimizin bu noktada da hassasiyet göstermesi gerektiğini bakın, düşünüyorum. Ama burada çok önemli bir durum var. Yani bu Türkiye'nin başına uluslararası iş de açabilir. Şimdi dünyadaki terörle mücadele yöntemlerinde kullanılan bu SİHA'lar. Evet. Efendim şurada terörist var, gittim öldürdüm yapamaz. Evet. Nerede kullanılır bu? Bir çatışma çıktı. Tabii ki. Yani benim güvenlik güçlerimle bir bölgede teröristler çatışıyor. Evet. İnsansız hava aracı yer saptadı. Silahlı insansız hava aracı havalandı. Benim askerime ateş eden, çatışmakta olanı belki vurur. Orada bir problem yok. Ama efendim burada terörist var. De ki piknik yapıyorlar. Silahları da yok. Silahları var ya da yok. Yani. Bir de bak, bakın var ya da yok. Yani şimdi hukuk açısından söylüyorum. Yani burada sevimsiz görebilirler, kızabilirler ama yani dünya artık öyle bakmıyor. 4 tane adam var, terörist. Türkiye'ye girmeye çalışıyorlar. Sen bunu havadan gördün. Ateş ettin ve öldürdün. Böyle bir şey yok. Terörist olsa bile bakın yok. Ha, yerini söylersin, enterne ederler, kaparlar. Bu kadar basit. Tabii ama zaten. Yani şu anda Türkiye'nin kanunlarında şu var mı? Terörist ise görüldüğü yerde öldürülür. Bu o anlama geliyor ve bununla övünen bir iktidarımız var. Ve Türkiye'nin şu anda tahmin ediyorum %80'i belki daha fazla bunu alkışlıyor. İşte facia burada bakın. İktidarıyla muhalefetiyle yapılan aslında tamamen hem kanunsuz hem hukuk dışı hem insanlık dışı. Evet. Yani terörist olanlar imha edilir diye bir kanunumuz yok. O zaman idam da yok. Evet. İdamı getirelim deseniz ve idam gelse bile hiç yargılamadan şimdi insan zaten, öldürüyorsunuz zaten, yani ve bununla övünüyorsunuz. Zaten, bunu anlayamıyorum. Zaten Can Bey bizim ülkemizde artık öyle bir noktaya geldi ki o aynı dil ve anlayış, zihniyet bir kişiyi bir suçtan, bir iddia üzerine tutukluyorsunuz. Tutuklu olan bir kişi, yani kim işte gazetecilerin tutuklanmasını zaten biz asla kabul etmiyoruz. Milletvekillerinin, milli iradeyi temsil eden milletvekillerinin yargılanma süreçlerinde tutuklu yargılanmalarını
asla kabul etmiyoruz. Terörle ilişkilendirilen bir kişinin terörist bir faaliyette bulunabilir endişesiyle tutuklanmış olmasını bir kenara koyuyorum. Ama hüküm giymeden bir kişiyi terörist bile diyemezsin. Tabii. Hüküm giymesi gerekiyor. Hüküm giyinceye kadar kişi masumdur. Yani masumiyet karidesidir bu. Evrensel bir hukuk kuralıdır. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Yani sizin de dediğiniz gibi hani dağda elinde silah askerin can güvenliğini tehdit ediyor, ateş ediyor veya risk oluşturuyor. Onların tespiti üzerine gidebilirsiniz tabii. Ama bir piknik yapan yolda gidiyor. Bunlar terörist. Bu ateş et. İşte tabii yani bir şey yok. Yani zaten sorun da burada. Bakın ben şöyle bir şey yani bunu, ben teknolojiye sahibim. Evet. Sahip olmanın gururunu yaşıyorum. Onu dilediğim gibi fütursuzca kullanım hakkını vermiyor size. Bakın bir şey diyeceğim. Bakın bu nereye gider? Şu anda hani %80'i buna destek veriyordu ve benim belki biraz önce söylediklerim nedeniyle muhalif olanlar bile ya ne yapıyorsun demiş olabilirler. Var böyle çünkü. Ama diyorum ki bu şu anda belki PKK terörüne özel bir kısmı da ya canım işte onlar terörist değil mi? Peki bir şey soracağım. Kadri Gürsel terörist olarak hapse atılmadı mı? Yani suçlaması o. Suçlama. O, peki demek ki bu SİHA'lar. Kadri Gürsel tutuklanmadan önce evinden çıkarken havadan Bursa. Bursa'ydı. İşte ama terörist. İşte evet. İş oraya gider ama yarın sizin terörist olarak suçlayacağınız herkesi havadan yok edebilirsiniz. Yani, eyvan terörist onlar. İşte şimdi, ben de onu diyorum. Yani bu kişilerin bahsedilen köyün muhtarı Sayın Tanrıkulu kendisi ifade ediyor. Köyün muhtarı ya bunların terörle falan PKK bizim köyümüzün PKK ile ilişkisi. İşte ben işi olmaz anlayamıyorum. Diyen muhtar. Onu anlatıyorlar. Bunlar terörist değil diye anlatmaya çalışıyorlar. Ben de diyorum ki de ki terörist bir çatışma içinde değil. Anlıyorum. Ya, eylem hazırlığında değil ya da eylemde değil. O halde onları devlet yakalamak zorunda. Zaten, önlemek ve yakalamak. Öldürmek değil. Öncelikli olarak tabii ki yargı önüne çıkarmak. Evet. Eğer terörle ilişkilendiriyorsan. Şimdi tekrar söylüyorum. Bu kişilerin daha tek tek isim terörle ilgili geçmişe yönelik ilişkilendirilmiş faaliyetleri, eylemleri nedir, ne değildir? Ya da üzerlerinde yapılan arama. Yani daha henüz kamuoyuyla ben paylaşılmış bir bilgi görmedim. Tek eleştiri, tek şey söylem. Buradaki amaç belli. Yani bir kere Tanrıkulu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden işte terörle ilişkilendirme çabaları o noktaya taşınıyor. İnsan hakları, insanın yaşam hakkı, bir kişinin devletin güvenlik kuvvetlerinin güçlerinin asli görevi kişiyi öldürmek değil, kişiyi yakalayıp birincil görevi yakalayıp yargı önüne çıkarmaktır. Bunun için çaba sarf etmesi öncelikli olarak gerekir. Neyse bu konu maalesef evet, böyle bir garabet, böyle bir garabet. Bir gün bu ayrıca da bunu alkışlayanlara da şunu söylemek isterim. Yarın bir iktidar değişikliği olur. Senin zihniyetini terörist kabul eder. Hepinizi havadan tek tek avlarlar. Yani bu çok neyse tuhaf bir şey. Yani evet, birisi bir iddiada bulunur. Şu teröristtir der. O teröristi yolda sizin de evet, evinden çıktığında hayır, bunun toplumun yani topluma şey sunuluyor ve toplum bunu mesela sorgusuz kabul ediyor. Yani biz bunu hatırlayın. Hani 38 vatandaşımızı öldürmüştük uçaklarla. Onun tek farkı vardı. Sınırımızın dışıydı o. Yani Türk sınırlarının dışıydı. Bombalama oldu ya bir uçaklarla. Mesela işte orada da mesela teröristler geliyor. Niye yakalamıyorsun? İmha. İmha kararı verdi biri. Tek şu anda Türkiye'nin kurtuluşu sınır ötesi operasyon olduğu için onu şey kapsamına soktular. Yani bir terör olur mu? Yani ama insan hakları evrensel beyannamesini imza atmış birisi. Sen ülkende olduğu gibi sınır ötesinde de buna riayet etmek demek. Bunu bir sanki yani terör merkezinde operasyon gibi yanlışlık dediler. Fakat benim rahatsız eden o değil. Kamuoyu ama şey olarak baktı. Terörist yıllardır, değil. 10 yıllar değil, 100 yıllardır İran, Irak, Suriye'sinden sürekli az hayvan önce eleştirdiğim şey ama yani mesela işte CHP işte Diyarbakır örgütte işte onların ya da muhtar işte Sezgin Tanrıkulu terörist olmadığını anlatmaya çalışıyor. Peki terörist olsa idi bu adamlar. Doğru bir şey mi yapılacaktı diyorum. Aynı şekilde o zaman da toplumda şöyle bir zihniyet oluşmuştu. Ya 38 kişi terörist değilmiş. Peki diyorum.
De ki teröristler. O zaman öldür mü diyorsun? Yani öldürmek de ki, serbest de ki mi? Teröristi güvenlik kontrolünde niye onları? İşte onu diyorum. Yakalamadın, yani, tutmadın. Yani burada da şimdi yani bakıyorum mesela burada onların terörle alakası yoktu. Peki varsaydı ne olacaktı? O zaman ama işte teröristler öldüreceklerdi gibi bir yani bu Türkiye'nin başına uluslararası alanda da geçebilir ama bu iktidar bunu hep böyle konuşuyor. Efendim işte görüyorsunuz terörle mücadelemize de kızıyorlar. Ya da işte karşı çıkıyorlar. Neden işte falan yani ama yazık günah ülkeye de yazık günah diyorum. Şimdi tabii ülkemizin iç sorunları deyince bir bugün ayın 14'ü değil mi? 14'ü mü oldu bugün? Bugün 14'ü. 14. Evet. İki gün sonra Erdoğan şeye gidiyor AKP Genel Başkanı. Amerika'ya gidiyor. New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı var. Fakat giderken bir dizi sıkıntı yaşandı. Önce bir polis rezaleti var biliyorsunuz. Korumalar. Yani mesela orada da kamuoyu şey vaziyette. Kardeşim yani benim Cumhurbaşkanıma el kol hareketi yapacak. İşte küfür edecek. Hep korumalar onları dövmeyecek mi? Dövecek diyor yani. Çünkü bizim kafamızı aslında öldürecek de dövecek. Şimdi işte dövdün Amerika bunu olmaz diyor. Diyor ki bu nasıl hukuk diyor. Ama korumalar gitmeyecek. Bu birinci kriz. Çünkü şeyi bilmiyoruz şu anda. Oraya gittiği zaman mesela 15 koruma hakkında tutuklama var. Demek ki en az 15 koruma gidiyormuş onunla. Daha belki fazla da ama 15 koruma gidiyor Amerika'ya. Şimdi Amerika şunu diyebilir. Yani sen iki tane yakın koruman hariç sokmuyorum gerisini diyebilir. Bu bir krize yol açar mı? Bir, iki. Bir de tabii Rıza Zarrab davası nedeniyle bir iki bakan ve Halkbank'ın eski genel müdürü. Genel müdür yardımcısı. Hayır. Genel müdür hakkında da tutuklama. O ayrı. Verdi. O tutuklama yani, kararı. Bunlar yeni. Ellerinde olduğu için söylüyorum. Ama bu iki tane çok önemli Türkiye'deki isim tutuklama şeyi ve bunun gölgesinde Amerika'ya gidiyor. Ne dersiniz? Yani artı üç Türkiye, tane de gizli daha henüz açıklansın dosya o da var. Zaten bir de banka adı Turkish Bank 1 diye bir kodlama yapıldığına göre başka Türk bankaları da olabilir. 50-60 kişinin daha bu dosyaya ilave edileceği. Bu durum nedir Türkiye için? Yani şey ve Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidiyor. Ne bekliyorsunuz ya da ne görüyorsunuz? Yani önümüzdeki şu cumartesi pazar nasıl bir manzara olabilir? Yani tabii hepsi yani bu korumalar mevzusu ayrı bir mevzu. Daha önceki işte yani hepimizin gözü önünde oldu. Tabii biz arzu etmeyiz. Yani bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, yetkili makamları bir ülkeye gittiğinde bu tür nahoş olaylar yaşansın. Ama olayın özüne baktığınızda yani ya da saygısızlık edilsin de istemeyiz. Bir şey meselesidir. Bu milli mesele olarak belki ifade etmek gerekir. Ama orada yaşananlara baktığınızda yani ellerinde pankart olan işte bir grup adına ne derseniz ne koyarsanız koyun korumaların onların üstüne yürümesi vesaire. Yani bunun üzerine Amerika bu kişilerle ilgili ülkeye girişlerini bunlarla tutuklama verdi. Kararı da verdi. Hepsine gıyabi tutuklama verdi ve Amerika'ya girer girmez verdi. Tutuklanacak diyor mahkeme için. Yani o korumalarla gitmeyecek. Kesin görünen o. Yani şimdi Rıza Zarrab dosyası tabii herkesin malumu. Burada bir kere yaptırımlar, Birleşmiş Milletler'in yaptırımları İran'a olan yaptırımlarının yani ambargonun Amerika Birleşik Devletleri tarafından biraz daha açılarak mali ambargonun biraz daha genişletilmesi suretiyle bir süreç içerisinde İran'dan işte doğalgaz ve altın nakit yerine altın ticareti vesaire yani ambargonun delinmesi meselesi üzerinden Rıza Zarrab bugün Amerika'da tutuklu. Onun ilişkileri işte rüşvet vesaire gibi bu yolsuzluk ağının içerisinde ki bazı kişiler Türkiye'nin Halkbank'ın genel müdür yardımcısı Amerika'da tutuklandı. O da orada. Halkbank'ın genel müdürü bunun yine muhatabı olan dosyalarda adı geçen bu sürecin içerisinde. Onun hakkında da var. En son bir bakanın dosyaya dahil edilmesi. Tabii şimdi burada şunu söylemek lazım. Üzüntü verici bir durum. Yani bu ülkenin bir geçmişte bakanlık yapmış bir kişinin bir başka ülkede dünyada çok örneği de yoktur bunun. Ben hiç duymadım. Yani ben bunları kim için duyduk? Pinochet için duyduk.
Yani evet. Başka bir ülkede tutuklama kararı verilmesi. İşte Milosevic vardı. Sırp kasabı dedikleri bir şey vardı. Yani hani böyle bu tür ben daha ama bir demokratik bir ülkenin bir bakanının bir başka ülkede yolsuzluk, hırsızlık, kara para falan deyip de tutuklama kararı hele bir NATO ülkesi yani. Evet, evet kesinlikle. Şimdi tabii ortaya çıkacak daha dosyalar nedir bilemiyoruz. Bu Zafer Çağlayan dışında başka bakanlar. Bizim tabii dileğimiz oydu ki bunların varsa gerçekten bunlar hırsızlık, yolsuzluk yapmadı iddiasındaysa hükümet, dönemin bakanları, dört bakan üzerinden veya bütün bu ilişkiler ağı içerisindeki banka müdürleri, müdür yardımcıları vesaire kim varsa bu gayet normal, milli, işte yapılan rutin bir süreçtir deniyorsa neden yargı önüne çıkartılıp aklanmadılar? Aklansalardı bugün bunlar da yaşanmayacaktı. Aklanabiliyorlar olsalardı. Esas üzüldüğümüz konu bu. Esas bizim eleştirdiğimiz, üzerinde durduğumuz konu da bu. Bu bakanların haklarındaki hırsızlık, yolsuzluk iddiaları üzerine Yüce Divan'a sevk edilmeleri ve Yüce Divan'da yargılanmaları yapılmış olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Bence belki Amerika en azından Amerika ambargonun delinmesi meselesinde bir bakanımızın geçmişte bakanlık yapmış bir kişiyi dosyaya dahil ettiğinde biz de derdik ki bizim yargımızda, yargı sistemimizde bu yargılandı, aklandı, sen bunu yapamazsın diyebilirdik. Şimdi bunu diyemiyoruz. Dolayısıyla aslında burada Türkiye'yi de siyaseten şantaja maruz bırakacak bir sürece doğru gidiyor. Bir bakan, gerisinde kimler var? Sırlı, gizli dosyalar. Ucu nereye kadar gidecek? O ucunun gideceği bugün kişiler arasında bugün ülkeyi yönetenler var mı? Bu yönetenler bunun üzerinden bir şantaja maruz kalıp Amerika ile devlet ilişkileri açısından buna karşı bir taviz verir duruma düşebilirler mi? Bunlar hepsi üzerinde dikkatle durulması gereken çok hassas konular. Tabii bu biz bu siz kendi ülkenizde adaletsizliği savunursanız, kendi ülkenizde yargıya gitmesi gereken ve yargı önünde hesap vermesi gereken kişileri yargıdan kaçırırsanız adaletsizliği başka ülkelerde, sizin yaptığınız gibi başka ülkelerde bu konuda kendilerinde cüret görür, kendilerinde bir hak görür. Burada zaten en rahatsız edici belki o. Yani Amerika, Türkiye. Türkiye bir NATO ülkesi. Amerika ile dost, müttefik, stratejik ortak falan denirken tarihte görülmemiş bir şey bu. Yani ben şu ana kadar hatırlamıyorum. Yani Amerika'nın ya da başka bir ülkenin. Bir başka ülkenin bakanı ile ilgili yani. Evet. Vatandaşları ile ilgili yapmış olabilir ama bakanı ile ilgili bu kadar aşağılayıcı bir suç, bir de kara para aklamak, yolsuzluk, hırsızlık yani iddialar o. Şimdi buna maruz bıraktırılmış olmak çok rahatsız edici geliyor bana. Yani bu aslında biraz daha öteye götürelim. Gerçekten ülkemizin ulusal güvenliğimiz açısından büyük bir risk oluşturan bir durum yaratıyor. Amerika ile ilişkilerde bu dosyanın, Zarrab dosyasının ve bununla ilişkilendirilen, bugün gördüğümüz, görünür olan kişiler dışında daha başka üç ayrı kapalı gizli dosyanın içinde kimlerin var olduğu düşüncesi bir şantaja maruz kalan bir devlet yönetimiyle bizi baş başa bırakır. Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından bir risktir. Onun için bu bakanları, o dosyaya girmiş Zafer Çağlayan, arkasından devamı gelir gelmez bilemeyiz. Ama buna maruz kalan o dönemin hükümeti, bugün devamı olan hükümetin de bu noktada Türkiye'yi bu tür şantaja maruz bırakacak, ulusal güvenliğimizi riske sokacak bir sürece Türkiye'yi sokmamak adına görevlerini de bırakmaları gerekir. Yani biz bunu kaldıramayız, bunu taşıyamayız demeleri gerekir. Böyle ciddi bir risk altında, ulusal güvenliğimizin risk altına girdiği bir süreçteyiz. Amerika ile ilişkiler hemen komşumuz Suriye'de, Irak'ta, yani Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde, NATO ile olan ilişkilerimizde, Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik olarak yıllarca
gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki bu Rıza Zarrab dosyası üzerinden bir Türkiye'yi şantaja maruz bırakacak bir noktada durulması gerçekten bir güvenlik riskidir ülkemiz için diye. Evet, yani çok ben yani şimdi bu gidişte ne konuşulacak? Örneğin bu olay patlamasıyla beraber mesela bir alelacele Trump'la bir telefon görüşmesi sağlandı. Yani hem Beyaz Saray hem Ankara'daki saray eş zamanlı açıklama yaptılar. İşte iki ülkenin başkanı görüşmüşlerdir falan diye ve orada işte şu işbirlikleri şunlar bunlar falan filan. Ama yani tam bunun üzerine bir görüşme ve muğlak bir şekilde New York'ta bir araya gelmeleri konusunda mutabakat sağlanmıştır. Şimdi bu nasıl bir mutabakat? Hani bizim şimdi ben şunu Erdoğan mı gidecek? Ortada bir yerde mi? Yoksa hani ayaküstü orada görüşmenin adı bir görüşme mutabakatı olarak mı anlatılacak? Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını diline dolandıranlar bizim ülkemizde yargı ile ilgili bir konuda örneğin FETÖ ile ilgili yargılama süreçlerine birileri ya hükümete yönelik işte Cumhurbaşkanı'na yönelik ya bu haksızlıklara dur deyin ya da şöyle yapın böyle yapın mağdur bırakmayın yani süreç hakkında bir değerlendirme yaptıklarında siz bizim yargımıza ne karışıyorsunuz diyen anlayış şimdi Amerika'nın devlet başkanına yargına talimat ver. Bu, tabii şu anda bütün istenen o. Almanya'ya söylediğimiz de o. Yani yargıya müdahil ol. Yargına talimat ver. Bu dosyaya yani bu dosyayı niye bu kadar ilgileniyorsun aslında diye merak ediyorum ben. Değil mi? Yani neden bu kadar ilgileniyor? Yani Rıza Zarrab gibi bir şahıs Amerikan ambargosunu delmiş. Yolsuzluk, dört ayrı suçtan... Ama ben mi haber verdim dediğim? Dört ayrı suç hakkında isnat edilen dört ayrı suç var. Onları bir yerde biliyorsunuz gerçi sizler ama belki burada bir kez daha ifade etmekte fayda var. Şöyle ki hemen söylüyorum. ABD'ye karşı dolandırıcılık, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı, International Emergency Economic Powers Act diye ihlal etmek... Acil ekonomik güç yasasını, bankacılık sistemine karşı dolandırıcılık ve para aklama gibi iddialarla şu anda yargılanıyor. Yani bu iddialarla yargılanan bir kişinin ve dosyanın üzerinde herhalde bu dosyayı kapatın falan demeyecektir yani. Hayır zaten aynı bir bu yargıya müdahil olmayacak. Böyle yapıyorsunuz demektir zaten. Yani eğer Amerika'ya mesela şimdi en yaygın ne var? Herkes diyor ki efendim Amerika şantaj yapıyor bu mahkemeyle bilen. Yani şu çıkıyor. Amerika'da devlet yargıya diyor ki Türkiye'nin üzerine sen git. Talimatı vermiş. Evet. Şimdi bunu kabul ediyorsak, doğru kabul ediyorsak ya bunu kanıtlayacak bir şey koymamız lazım ya da şöyle bakıyoruz. Biz böyle yaptığımıza göre onlar da öyle yapıyordur. Çünkü demek ki biz çünkü şu anda bize yönelik suçlama o. Yani Alman gazetecilerden bazı Amerikalı tutuklar var şu anda Türkiye'de. Bunların evet. Hepsini rehin olarak söylüyorlar. Yani rehin alındı diyorlar. Tutuklandı falan değil. Ya Alman gazeteci var ne alakası var? Adamı teröristle içeri attılar ya. Yok Büyükada'da toplantı yapan İnsan Hakları Derneği üyeleri varmış. Yani onlar teröristle içeri girdi. Onlar rehin diyor yani. Almanlar bugün ve onlar çok iyi biliyorlar. Sen devlet olarak bunları şantaj için atıyorsun içeri. Rehin alıyorsun diyebiliyor. Biz de diyoruz ki o zaman sen de benim gibisin demek ki yap diyoruz. Yap. Bunu göreceğiz bakalım önümüzdekilerde. Evet yani burada şeyin dündü hatırladığım Zeynep Gürcanlı'nın güzel bir yazısı vardı. Milli yani hırsızlığı savunan milli bir duruş, yolsuzluk milli bir dava değildir diye bir köşe yazısı vardı. Yani hırsızlığı savunmak milli bir duruş olmaz. Hayır yani ya şimdi yolsuzluk benim de başım derde girdi Amerika'yla Cumhurbaşkanı'nın arkasında olacağım. İyi de. Arkasında durduğun ne? Yani onun önce onu da ikna edeceksin. Burada bir şey yok. Yoku ikna edeceksin. Ben şimdi Kıbrıs ambargosu yapıldığında haklı bir tarafım var. İnsanlarımı korumaya gitmişim. Adam da bana diyor ki şey o zaman milli birlik olarak hükümetin arkasında hükümet kimden olursa olsun durayım. Ama yani bana suçlama, hırsızlık, dolandırıcılık, kara para aklama. Bu milli mesele ben de duracağım. Bunlar yok iddia da olsa evet. Böyle bir şey olmaz. Abi, yani. Sadece deriz ki ben arkasındayım aslanım git anlat ama doğru düzgün anlat derim. Yani bugün ben Tayyip Erdoğan'a git, Trump'a da anlat. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Orada beraberiz ama
yani benim arkamda dur falan. Şimdi birinci bölümü bitirdik, zaman olarak bitirdik. İkinci bölümde bu sefer diyorum ki bir CHP konuşalım. Peki. Kalan vakitte diğer konulara geri değer. Şu eğitimle ilgili. Bir de eğitimimiz var tabii. Okullar açılıyor. Çok önemli. Bir de şu ODTÜ meselesinde bir iki cümle söylemek isterim. Tamam. Fırsat bulursak. O zaman ikinci bölüm giriş. ODTÜ'den girelim. Biraz eğitim konuşup Cumhuriyet Halk Partisi. Kurultay çünkü çok merak eden var. Evet, bütün mahalleler şu anda hareketli. Evet. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Oktay Kamil Sındır'la birlikteyiz. Bu bölümü bitirdik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Reklam anımızı biliyorsunuz. Bizden ayrılmayın diyorum. Tekrar geleceğiz. Halk Kitabevi'nin sunduğu yazı işleri devam edecek.